Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize ve namaz başörtülerimize yakışacak oldukça güzel sıralı tığ oyası boncuklu tığ oyası modeli paylaşacağım modelim iğne oyasında aratmayacak şekilde güzel bir model evet boncuk olarak ince boncuklarımdan kullanacağım en küçük ince boncuklarımızdan bu üst kısımlarımız için de meyve suyu veya pipet şişelerimiz var, süt şişelerimizi. Onların pipetini kullanacağım arkadaşlar. Ben bunu kestim, rahat çalışabilmek için. Üst pırpırlarımız için. Evet, modelimiz bu şekilde. Sıfırdan sizlere küçük bir parçada modelimi paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizi sıfırdan başlamak için ilk önce ipimizi bir sabitleyelim ve tığ battılarımız ikisini çekerekten bir ufak bir parçamı hazırlamış oldum burada ilk başlarken tığımızı bir kere başını doluyoruz tığ battımıza batıyoruz burada bir iki iki de çıkarak bir trabzanımızı oluşturmuş olduk başını burada başını almadan bir tane örüm boncuk alıyoruz bu boncukumuz boşta olacak ilmeğimizi biraz uzatıyoruz ve buraya bir tane örümcek hazırlıyoruz şu şekilde çok küçük olmasın. Çok da büyük değil. Şöyle ölçü de yapabilirsiniz. Çünkü biz buraya 15 tane sık iğne dolduracağız. O yüzden biraz biri büyük olursa çok da büyük değil tabi. Başını bir kere doladık. 1, 2 ve 3. tığ battasına batıyorum. 1, 2, 2 de çıkıyorum. Böyle Evet böyle bir örümceğimizi hazırladık. Şimdi bir tane daha örümceğimizi yapacağız. Boncuğumu aldım. İlmeğimi uzatıyorum ve aynı şekilde ayarda tekrar yine bir örümcek yaptım boncuğumuz burada oynuyor başını bir kere doladım 1 2 ve 3. tığ battasına batıp 1 2 2 de çıktım hep trabzanlarımızı bir kere başını dolayıp 3 seferde çıkmış oluyoruz 2 tane şimdi şu an örümcek hazırlamış oldum aralarında boncuklar ile birlikte şimdi burada her iki örümceğin arasında iki tane zincir çekip bir kere başını doluyorum ve sıradaki atlama yapmadan sıradaki tığ battısına batıp bir iki, iki de çıkaraktan küçük bir kutucuk oluşturuyoruz. Her sıramızda yani iki örümceğimizin arasında böyle bir kutucumuz oluşacak. Şimdi tekrar gene ilmeğimi uzatıyorum. Buraya tekrar gene boncuğumda içinde bir örümcek yaptım. Bir kere başını doluyorum. Bir iki üçüncü tığ battısına batıyorum. Bir 2 yine aynı şekilde trapezimizi oluşturduk. Bir tane daha örümceğimizi yapıyoruz. Boncuğumu alıyorum. İlmeğimi uzattım. Birleştirdim. Bir kere başını doluyorum. Yine 1 2 3. tığ battısına batıp 1 2 2 de çıkarak bir örümceğimizi hazırladık. Şimdi 2 tane örümceğimiz oldu. Olduktan sonra tekrar yine 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere başımıza doluyorum. Boncumuzu kenara alalım. Hemen sıradaki tığ battasına arada mesafe bırakmadan bir, iki, iki de çıkarak yine bir kutucuk oluşturduk. Şimdi her kutucumuzun bir tane yaptıktan sonra bir örümcek yapıyoruz yine. Bir boncuk aldık. Bir örümcek yaptık. Başını bir kere doluyoruz. Bir iki üçüncü tığ battasına batıp yine buraya bir trabzanımızı oluşturduk. Şimdi bir tane daha boncuğumuzu alıyorum. Tonu da takılmaya başladı bugün nedense. Tekrar yine bir örümcek yaptım. Başını bir kere doladım. Bir iki üçüncü tığ battısına batıp yine buraya bir trabzonumuzu oluşturdum. Ve iki tane zincirle tekrar yine sıradaki tığ battısına batıyorum. Bir tane zincirimi çekeyim. Şimdi ilk sıramızda bu ara kısımlarımız hep üçer boşluk olacak. Yani tığ battığımız, üçüncü tığ battığımıza batmış oluyoruz. İki örümcekte bir böyle kutucuk yapacağız. İki örümcekte bir kutucuk. İki örümcekte bir kutucuk. Aralarda tabi boncuklarımız da olacak. İlk sıramız bu şekilde olacak. Böyle komple dört kısmını da gittikten sonra türbentimizin bu başa geleceğiz. Şimdi ben ipimi keseceğim model olduğu için bu başta görüşelim arkadaşlar. Evet. İlk sıramız bu şekilde demiştik şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda şimdi şuradan bir tane ilk başladığımız bir trabzonumuz vardı. ilk başlangıcımız buradan bir kere bir sabitliyoruz başlangıç olduğu için bir birleştiriyoruz. Tabi türbentin dört bir köşesine gittiğimiz zaman bu birleşmesi tamamlayacak. Şimdi bu örümceklerimizin çiftini alıyoruz. Tekini almıyoruz Zaten ayarlayın çiftini aldıktan sonra sık iğne ile böyle on, toplamda 15 tane bu şekilde yapacağız 2 oldu 3 5 8 şöyle katlayayım Bir arada kaydıralım 15 tane yapmış olduk çift örümceğimizi şimdi diğer örümceğimize geçiyoruz yine onu da ikincisini alıyoruz bir tanesini bırakıyoruz bir tanesi zaten boncuğun içinde oluyor buraya da 7 tane yapıyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 bir tarafına 15 tane diğer örümceğimizi 7 tane yapıyoruz bir tane zincir çekiyorum. Arka yüzünü döndürüyorum. Şimdi burada tekrar yine bir tane boncuk alıyorum. Buraya da yine bir tane örümcek yapacağız. Şöyle getireyim emci. İlmeğimi uzattım. Bir örümcek yaptım. Bu şekilde yine arada boncuğumuz duruyor. Şimdi burada 15 tane vardı. 7 tane atlıyoruz. 8 zincir alacağız fakat ben böyle göz ayarı yapıyorum arkadaşlar şimdi göz ayarında tam ayar denk geliyor ortalıyorsunuz yani tam ortaya geldiğiniz zaman isterseniz sayabilirsiniz 7 tane 8 de eklemiş oluyoruz birleştirdim bir tane zincir çekip ön yüzüne döndürüyorum şu şekil oldu şimdi tekrar yine burada Örümceğimizin çiftini alıyorum. Bir tanesi kalıyor boncuklu olan kısmımız. Buraya da 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi bu arada ilmeğimizi biraz esnetiyorum ipimi. Şimdi ilmeğimi tekrar yine uzatıp böyle süt pipetlerimi alıyorum ve 3 tane buraya yan yapmış oluruz. İlmek alıyorum. 1 2 tane zincir çekip geçiriyorum tekrar yine aynı şekilde ilmek aldım iki tane zincir çekiyorum geçiriyorum 3 tane 3 tane yaptıktan sonra şurasını direkt olarak bu arada yaptı bu şekilde de yapabilirsiniz ama burada bir bozukluk oluyor şu şekilde başını bir kere doluyorum içine giriyorum halkamızın, birleştiriyorum altı tane de buraya devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra 7 tanenin şu yarım olan kısmımızı da yine devam ediyoruz arada. 7 tane buraya sık iğnemizi devam ettireceğiz şimdi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada iki örümcekten sonra bir kutucuk yapmıştık. Şimdi kutucuğumuza geldi. Bu kutucuğumuzun da tam beli trabzanımızın direğine bir kere bir batış yapıyoruz. Sık iğne ile. Ve bu kutucuğumuzun arasına da iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir. 2 2 tane yaptıktan sonra tekrar yine bu iki örümcekli olan kısmımızı 15 tane sık iğnemiz yapıyoruz. İlkindekine. ikincisine de 7 tane yapmış oluyoruz. 2 3 10 oldu. 14 15 tane. 15 tane yaptıktan sonra bu ikinci örümceğimize geçiyoruz ve buraya da 7 tane yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 7 tane de yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyoruz. Arka yüzüne döndürüyorum. Bu şekil. Şimdi buraya da tekrar yine bardak kuşlarının da muhabbet kuşlarının sesleri İneğimi <laughs> uzatıyorum. Buraya da tabi bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar yine saymak isterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. 7. tam şöyle orta kısmından batmış oluyoruz. Birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Ön yüzüne döndürdüm. Şimdi burada tekrar yine çiftliğine alıyorum, kışlarımı bir susturayım, evet. çiftliğine alıyorum, 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Burada yine ilmeklerimi düzgün olması için pırpırlarımın esnetmiş olduğu ipimi ilmeğimi uzatıyorum ve buradaki küpetimi alıyorum. Şöyle biraz onu da kaydırayım. Buradan ilmek aldım. Bir iki tane zincirimi çekiyorum ve ilmeği tekrar yine aynı şekilde bir iki tane zincir çektim ve geçirdim küpetimi. 3 tane yaptıktan sonra başını bir kere doluyorum ilmeğimi alıyorum oradan çift olarak kapatmış oluyorum 6 tane sık iğnem yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptıktan sonra burada yarım kalan kısmımızda örümceğimizin 7 tane de sık iğnesini burayı tamamlıyoruz 2 3 4, 5 6 ve 7 7 tane yaptıktan sonra yine kutucuğumuza gelmiş oldu 2 örümktekinden sonra bir kutucuk olan kısmımızda da yine bu direğimizin tepesine bir kere batış yapıyoruz kapattık 2 tane de sık iğne yapıyoruz kutucuğumuzun içine başını çalmadan almadan ve şimdi tekrar yine bu 2 tane çiftini alıyoruz örümceğimizin 15 tane bırak kısmına devam ediyoruz aynı şekil olduğu için arkadaşlar ben kamera arkasında burayı devam edeyim ilk bakın ikinci sıramızı bu şekilde bitmiş yılı daha sonra pipeti birlikte çıkartalım 15 tane sık iğne yapıyoruz 7 tane yarısını yapıyoruz diğer örümceğimizi geri dönüş yapıp 6 tane sık iğne 3 tane pırpırımızı yaptıktan sonra tekrar yine 6 tane ve 7 tane ile devam ediyoruz arada örümceğimiz olacak evet. Evet arkadaşlar son modelimizi de bitirdim. Burada ipimi yaktım. Şimdi birlikte çıkartalım hayırlısıyla. Şöyle çıkartalım. Dediğim gibi böyle birkaç tane meyve suyu pipetlerinizi kullanırsanız daha sonra hepsini bir seferde çıkartıp bu şekilde yapabilirsiniz. İlk başta bu şekilde böyle duruyor ama arkadaşlar şimdi iki zincir çektiğimiz için ben bilmiyorum daha önceki videolarımı gördüyseniz eğer ben şimdi tığının şöyle alt yüzüne bakayım üstte yanınca takılıyorlar. Şimdi alta getirip şu iki parmağınıza da sıkı tuttuktan sonra şu şekilde hafiften pırpırlarımızı biraz düzelttiğiniz zaman şöyle düzgün olacaklar. Evet, bu şekilde düzelttiğimiz zaman gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. 2 zincir çektiğimiz zaman bozulmuyorlar. Tek zincirde biraz bollaşma oluyor doğrusu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum Ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim Eğer isterseniz bu şekilde pırpırlarımızın büyük olmasını istemezseniz Belli tığ ince tığının arka kısmında kullanabilirsiniz Ya da şeker çubukları vardır bunları da kullanabilirsiniz Bunlar biraz daha ince Evet arkadaşlar biraz daha düzelttim kamera arkasında modelimiz bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle ikisini de ek yapalım.